Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yeriz yeni videoma. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sultandım, fatih oldum 21. bölümle karşınızdayım. Evet. Başlık çerçevemiz: çiçekleri hocama veriniz. Başlıyoruz. 21. bölüm. Yazar Yusuf Tursun. Açılan surlardan İstanbul'a girişimiz de unutulacak gibi değildi. Kır atımın üstündeyim. Elimde kılıç, başımda tolga var. 21 yaşın bütün güzelliğini ve heybetini taşıyorum. Yanımda vezirler, alimler ve ileri gelen devlet adamları. Hepimizin başları dik, göğüslerimiz ileride. Gözlerimizde ışıltı, yüzlerimizde nur, gönüllerimizde huzur. Bizans kızları ellerinde çiçeklerle karşılıyor bizi. Doğru, doğru Akşemseddin'e yöneliyorlar. Belli ki onu padişah sanmışlar. Sevgili hocam utanıyor. Sultan Mehmet odur, ona gidiniz diye beni gösteriyor. Gidiniz diyorum. Yine ona gidiniz. Evet, Sultan Mehmet benim. Lakin o benim hocamdır. Çiçekler ve alkışlar sırasında arasında ilerleyerek Ayasofya'ya geldik. Bu muazzam mabedin önünde atımdan indim. Huşi ile içeri girdim. Mabette toplanmış olan patrik ve halk ayaklarıma kapanıp ağlaşmaya başladı. Susmalarını işaret ettim. Ortalık biraz sakinleşince Patrik'e dedim ki: ayağa kalk. Ben Sultan Mehmet Han. Sana ve arkadaşlarına ve dahi bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren hayatınız ve hürriyetiniz konusunda benden korkmayınız. Sonra kumandanlarına dönerek halka hiçbir fenalık yapılmamasını, bu emre uymayanların cezalandırılacağını söyledim. Bizanslılar beklemedikleri bu davranış karşısında yeniden ayaklarıma kapandılar. Fetih gerçekleştiği halde bahçe kapısı civarında Girit Bahriyelilerinin bize saldırmaya çalıştıkları haberi geldi. Bu haber beni gülümsetti sadece. Bir şey yapamayacaklarını onlar da biliyor olmalıydı. Demek ki işlerinde bir paşa yiğitlik varmış. Takip bile ettirmedim onları. Giritileri öldürmeyin, esir de almayın. İzin verin memleketlerine dönsünler dedim. Bu manzarayı seyreden bir Rum'un şu sözleri bir gerçeği ne güzel anlatıyordu. Kahrol Bizans, imparator elindeki Türk esirlerini vicdansız kasaplar gibi doğrayıp surlardan ayağa atarken intikam alması gereken padişah, kendine karşı silah çekenleri affediyor. Herhalde zavallı imparatorumuzun ve bizim Ayasofya'dan çıkıp gelerek bizi Türklerden kurtarmasını beklediğimiz melek bu padişah olmalı. Ayasofya'nın azameti kazandığımız zaferin ölçüsü gibiydi. Hemen müezzinlerden birine ezan okuttum. Böylece bu ulu mabet camiye çevrilmiş oldu. Bu yerisinin ve muhteşem caminin minber ve mihrabının cuma gününe yetiştirilmesini emrettim. Nihayet 1 Haziran 1453 tarihinde fetihten sonraki ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldık. Hutbeyi muhterem hocam Akşemseddin Hazretleri okudu. Böylece Bizans'ın çağ dışı kalmış düzeni yıkılmıştı. Adeta bir çağ kapanıp
Yersin bir çağ açılmıştı. Sultandım, Fatih oldum. 21. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yersin videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selametle kalın.